Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan çiftçilere müjde geldi. Müjde mahiyetinde verebileceğimiz husus ise çiftçi kardeşlerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yeniden yapılandırılacak yani ötelen, ötelenecektir. Fırat Kalkanı harekatında gelinen son noktayı değerlendiren Kurtulmuş, Elbap'tan sonra sıranın Membiç'e geleceğinin işaretini verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün de e, ifade ettiği gibi, e, bundan sonra Türkiye eğer uluslararası koalisyonla belli bir mutabakat e, oluşursa, şartlar o şekilde hareket edilmesine imkan verecek bir şekilde gelişirse, e, hem Membiç'in temizlenmesi hem de özellikle Rakka'nın temizlenmesi konusunda, adım atabilir. Kurtulmuş, DAEŞ'tan boşaltılacak olan Rakka'ya PYD'nin yerleşmemesi için Türkiye'nin gerekli adımları atacağını söyledi. Rakka, işetin merkezidir. Rakka'yı kurtarırken, bunu kurtarma operasyonunda, biz orayı işitten temizleyeceğiz ama yerine YPG'yi, PYD'yi koyacağız derseniz, bu Türkiye için birinci derecede güvenlik tehdidi, güvenlik riski oluşturur. Dolayısıyla Türkiye... Hem rakkadan eee işidin temizlenmesi. Hem bu süreç içerisinde bahaneyle bir şekilde oraya PYD YPG unsurlarının yerleştirilmemesi için uluslararası camiayla ver, verilecek bir var, varılacak bir anlaşma çerçevesinde ileri bir adım atabilir. Anayasa değişikliği referandumunu da değerlendiren Kurtulmuş, devlet ve millet düşmanlarının sistematik olarak hayıra destek verdiğini vurguladı. Ortada çok açık bir gerçek var. Günlerdir PKK'nın üst düzey yöneticilerinin Gerek Kandil'den gerek başka yerlerden bu referandumda hayır çıkmasıyla ilgili çalışmaların artırılması yönünde görüşlerini açıkça beyan ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde FETÖ'nün networkünün hem Türkiye'nin içerisinde hem Türkiye'nin dışında hayır kampanyasına destek veren, hayır çıkması için bütün güçlerini seferber eden bir çalışma ve gayret içerisinde olduklarını da görüyor ve biliyoruz. Türkiye'de milletin düşmanı devletin düşmanı olan unsurların sistematik olarak ve örgütsel olarak hayıra destek verdikleridir. E bu da gizli gizli kapaklı bir şey değildir. Ayan beyan ortada olan bir şeydir. Referandum anketlerine de değinen Kurtulmuş evet oylarının önce olduğunu belirtti. Referandum kampanyasının daha başındayız. Kampanyanın başında olmamıza rağmen evetler ciddi miktarda önde görünüyor. Bazen 15 günde bir, bazen haftada bir, hatta bazen günlük anketler yaptırdığımız dönemler olmuştur ve çok şükür şimdiye kadar da anketler hiçbir zaman bizi yanıltacak sonuçlar ortaya çıkarmadı ve inanıyorum ki şenlik içerisinde bir kampanya yapacağız, güzel bir kampanya yapacağız ve sonuçta 16 Nisan'da güçlü Türkiye için, büyük Türkiye için evet kararı sandıktan çıkacaktır.